Burası Yaşam Evi. Yaşamın kalbi şimdi ve burada atıyor. Her birimizin o eşsiz ve biricik hayatının tek tek her bir anında. Yeşim Özlem ise yaşamın gizemlerine aşık bir yolcu. Yaşam evinde hayallediğimiz hayatları beraber yaratmanın yollarını arıyor. Yeşim Özlem ve Yaşam Evi her çarşamba saat 10 ile 11 arasında 105.8 Radyo Halikarnas'ta. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi başlıyor. Günaydın dostlar, günaydın Bodrum, günaydın Türkiye. Bizi daha sonradan internetten dinleyecek olan herkese günaydın. Gününüz harikalarla dolsun efendim. Yaşam Evi bir kez daha kalplere dokunacak bugün inşallah. Ama şimdiye kadar hiç bu kadar minik kalplere dokunmamıştı. O yüzden belki benim heyecanım da bugün biraz farklı, böyle kalbim pıt pıt atıyor. Efendim bugün Çocuk Kalp Vakfı sponsorluğundaki bir projeden bahsedeceğiz. Benim Küçük Kalbim kitabının yazarı sevgili Pürlen Kıyat Karakuş konuğum olacak. Kendisi Antalya'dan bize bağlanacak ve bağlanmıştır, birazdan ona merhaba diyebiliriz. Hep yüreklere dokunmaya çalışıyoruz Yaşam Evi'nde. Hayatı beraber yaratmaya çalışıyoruz ama öyle minik yürekler var ki bir de çok büyük cesaretleriyle yaşama yeniden tutunacak güce sahipler. Ve bunlar ceviz büyüklüğündeki kalplere sahip minnacık bebekler. Bugün doğum odasından, anne rahminden ameliyat masasına uzanan hayatlardan ve doktorlarla işbirliği yapan o minicik bedenlerden ve onların o mücadelede zamanla mücadele eden, büyük sabır göstermesi gereken ailelerle ilgili konuşacağız. Sevgili Pürlen, günaydın, burada mısın? Günaydın Yeşim, buradayım. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim Pürlen. Bugün ilginç, başka türlü bir heyecan içindeyim. Zannediyorum konuyla ilgili. Beni çok heyecanlandırdı çünkü bu konu. Geçen haftaydı zannediyorum, Facebook'ta karşılaştığımdan beri kitabın duyurusuyla. Ve şu anda da heyecanım devam ediyor. Umuyorum bu heyecanımız, bu proje, bu Yaşam Evi kanalı yoluyla, bu radyo programı yoluyla da hedefine ulaşmak için bir adım daha atar, küçük bir adıma daha vesile oluruz inşallah. İnşallah. Yeşim, sen şöyle çok doğal olarak kitapla yeni karşılaştığın için şu anda heyecan duyuyorsun ama ben 17 yıldır aynı heyecanı duyuyorum ve hala geçmedi. Evet dostlar, Pürlen Kıyat Karakuş, sevgili Pürlen bir anne, anne yazar ve Benim Küçük Kalbim kitabının yazarı. Kitap 2 Ocak'ta kitapçılardaki raflarda yerini aldı ve bu programda ilk kez basınla bir arada, tabii Yaşam Evi ve Bodrum bu anlamda hani bir ayrıcalık yaşıyor ve ayrıca teşekkür ediyorum bunu bizimle paylaştığın için Pürlen. Biz teşekkür ediyoruz Yeşim'cim. Gerçekten büyük tesadüfler karşılaştırdı bizi. Ve bu programın da çok iyi olacağına eminim ben. Çok güzel geçecek. İnşallah programa başlangıç yaparken Çocuk Kalp Vakfı ile ilgili başlamak istiyorum. Kitaba geçmeden önce izninle. Vakfın başkanı Sayın Profesör Doktor Tayyar Sarıoğlu'nu da buradan saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bu projeye önderlik ettiği için ve bu yolları açtığı için. Ve istersen bu reklamlara kadarki 5 dakikalık sürede biraz bu konuyla ilgili istatistik bilgiler verelim dinleyenlere. Tabii çok sevinirim. Bu şey çocuk kalp anomalisiyle doğan bebeklerden bahsedeceğiz değil mi öncelikle? Doğru. Yani anomali dediğimiz zaman herkes anlamayabilir çok doğal olarak. Anomali bir rahatsızlığı işaret ediyor. Hı hı. Yani doğumsal kalp rahatsızlığıyla doğan bebekleri konu alacağız. Arzu edersen Yeşim, ben Çocuk Kalp Vakfı'nın amaçlarından kısaca bahsedeyim reklam kuşağına kadar. Lütfen, ama o amaca geçmeden önce zannediyorum dünkü konuşmamızdan doğru hatırlıyorsam 13.000 ila 15.000 çocuk yılda kalp problemleriyle doğuyor değil mi? Evet. Çok büyük bir orandan bahsediyoruz. Evet. Ve Türkiye'deki kişini teşkil ediyor ortalama. Evet. Peki Türkiye'deki tüm sağlık çalışmalarını
çalışmaları ve sağlık koşulları bu 13-15 bin arasındaki bebeğimize neler sağlayabiliyor? Ne kadarı hayata tutunma şansı buluyor, doğru ellere ulaşma şansı buluyor? Evet, şimdi hani bu cevabına çok daha iyi rakamlarla ben de cevap vermeyi arzu ederdim ama maalesef her yıl doğan yaklaşık 13 bebekten ancak yarısı sağlığına kavuşabilme imkanı bulabiliyor. Bunun ana sebebi de maalesef merkez sayısı şu anda Türkiye'de 5-6 arasında. Çünkü çocuk kalp cerrahisi çok farklı bir uzmanlık dalı değil mi? Evet, bir üst ihtisas dalı. Sağlık Bakanlığı 2011 yılında çocuk kalp cerrahisini bir üst ihtisas dalı olarak atamış durumda. Dolayısıyla yetişkinle çocuk kalbi arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Demin senin dediğin gibi çocuk kalbi neredeyse bir küçük ceviz boyutunda ve damarları da 1 milimetre yani bir saç teli kadar ince. Şimdi düşünün o kadar küçük bir kalp ve damarlar üzerinde cerrahinin yapıldığını düşünün. Çok büyük uzmanlık istiyor bu dal. Şimdi Türkiye'de dediğim gibi 5-6 iken bu sayı aslında vakıf başkanımızın verdiği bilgiler doğrultusunda ben de tabii sizlere bilgileri aktarıyorum. Bu sayının 10-15 olması gerekiyor. Yani Türkiye çapında 10-15 sadece çocuk kalp hastalıkları üzerine çalışan hastanenin olması gerekiyor diyoruz değil mi? Evet, evet. Bir de burada tabii Yeşim Hanım şey çok önemli. Şimdi bir, bu merkezlerde tam donanımlı yani yeni teknolojiyle donatılmış hastaneler olması gerekiyor. Çünkü tanı Türkiye'deki hani daha doğrusu bu problemi yaşayan bebeklerde karşılaşılan en büyük sorun da tanı zorluğu. Yani önce kadın doğum uzmanları tanıyı koyabilecek ki daha sonra tabii ki cerrahlar devralacak durumu. Evet. Ve tabii özellikle bu çocuk kalp cerrahisinde uzman doktorları olması gerekiyor. Doğru, doğru evet. Ama tabii aslına bakarsanız tıbbı hani bölümlere ayırıyoruz ama hani ben de bu konuda uzman değilim. Ama bununla birlikte de kadın doğum uzmanlarının da bu konuda yeteri kadar bilgi edinmesi gerekiyor ki yani birçoğu mutlaka ilgilidir. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama mesela kitabımızda da okurlarımız karşılaşacaklar. Tanı zorluğu ve gecikmesi sebebiyle gerçekten aileler dakikalarla mücadele ediyorlar. Çünkü yaklaşık doğumdan 3 gün sonra bu iki damar arasında başka bir damar oluyor hamilelik sırasında. O kapanıyor ve kirli kanın temizlenmesi olayı zorlaşıyor. Dolayısıyla da dakikalarla mücadele edilmesi gerekiyor bu sıra içerisinde. Aslında Çocuk Kalp Vakfı'nın reklamlardan sonraya kalacak koşu amaçlarını paylaşmak ama Çocuk Kalp Vakfı da tüm bu bilinçlendirmeyi, tüm bu Türkiye şartlarının bu konudaki düzelmesini sağlamak amacıyla bir şeye baş koydu anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. En büyük amaçlarından bir tanesi de bu zaten. Ve 95 yılında kuruldu değil mi vakıf? Evet, 95 yılında İstanbul Üniversitesi, yani İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı olarak kuruldu. Fakat bu yıl Çocuk Kalp Vakfı olarak genel bir isim yapmak amacıyla değiştirildi mahkeme kararıyla. Ama 95 yılından beri faaliyet halinde Çocuk Kalp Vakfı. Evet ve senin imza attığın Benim Küçük Kalbim kitabının da sponsorluğunu yapıyor ve bunu bir projeye döndürme niyeti var anladığım kadarıyla aynı zamanda. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Şimdi tabii bu kitap dışında da Kalp Vakfı'nın birçok aktivitesi var. Onları daha sonra ben anlatacağım. Ama örneğin bir tanesini söyleyebilirim. Hemen hemen her yıl Kalp Kardeşliği Günü yapıyor. Kalp rahatsızlığıyla doğmuş bebekleri, çocukları, gençleri bir araya topluyor. İşte hem onlarla aynı kaderi paylaşan çocukları bir araya getiriyor hem bazı aktiviteler. Hadi bu kaderdaşlı reklamlardan sonra paylaşalım. Harika, tamam. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi devam edecek.
Reklamlar. Acı Badem Bodrum Kart sahibi olmak ayrıcalıktır. Siz de indirim ve avantajlardan yararlanmak istiyorsanız Acı Badem Bodrum'a başvurmanız yeterli. 444-5544 Acı Badem. Bugüne kadar her şeyi yapıp istediğiniz kilo ve görünüme kavuşamadınız mı? O halde bu sefer Gardens of Babylon'u deneyin. Sadece size özel beslenme ve spor programları, alanında uzman kadromuz, teknolojimiz ve çok uygun şartlarımızla yeni görünümünüze kavuşmak için siz de detoks ve zayıflama programlarımıza katılın. Yeni görünümünüze inanamayacaksınız. Gardens of Babylon Sağlık Merkezi Kadıkalesi'nde. Bilgi için 382-8217. Bir dokunuşla bin iltifata değersiniz. Zafer Kuaför, güvenli, kaliteli, hijyenik salonunda tecrübeli profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir. Dünyaca bilinen profesyonel, güvenilir boya ve saç bakım ürünleri uygulaması yapılmaktadır. Zafer Kuaför, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Aydem Karşısı. 319-22-00 Turkcell, akıllı telefonları sizlerle buluşturmaya Nokia Lumia ile devam ediyor. CarSight Lens, PureView teknolojisi, optik görüntü sabitleme, 4.5 inç QMotion HD ekranla anılarınızı mükemmel parlaklıkla ve netlikle yaşatın. Size en yakın BOSİS Turkcell iletişim merkezine gelin, Nokia Lumia'yı yakından görün. BOSİS Turkcell iletişim merkezlerimizde bekleriz. BOSİS 316-0532. Reklamları dinlediniz. Radyo Halikarnas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-00. Trafikte uyulan her kural bizi hayata bağlar. Radyo Halikarnas. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi devam ediyor. Evet sevgili dostlar, yaşama tutunmaya çalışan minik kalplerden bahsediyoruz bugün. Benim Küçük Kalbim kitabının yazarı Pürlen Kıyat Karakuş Ankara'dan stüdyoya telefonla bağlandı. Bu konuyu birçok açıdan incelemeye çalışacağız bugün zamanımız el verdiğince. Çocuk Kalp Vakfı'nın bu konuyla ilgili projelerinden, çalışmalarından, bunu yaşamış olan bebeklerin belki psikolojilerinden ama mutlaka ailelerin, özellikle annelerin yaşadığı süreçlerden de bahsetmeye gayret edeceğiz. Ve gerçek yaşam öykülerinden derlenmiş, oluşmuş olan Benim Küçük Kalbim kitabıyla devam edeceğiz yola. Sevgili Pürlen, Kalp Vakfı'ndan ve Kalp Kardeşliği Projesi'nden bahsediyorduk. Evet, şimdi önce çok kısa olarak hani üç madde halinde ben Çocuk Kalp Vakfı'nın amaçları ve hedeflerini sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen. Öncelikle çocuk kardiyolojisi ve cerrahisi olmak üzere tıp biliminin her alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, yüksek teknolojiyle donatılmış sağlık tesisleri kurmak, ülkemizde sağlık sektörünün problemlerine somut öneriler oluşturmak, kalp rahatsızlığı ile doğan çocukların sağlığına kavuşabilmesi için çareler üretmek ve bu anlamda vakıfımız demin de söylediğim gibi bir kalp kardeşliği hareketi yürütüyor. Ve bu harekete sizin de bir kalp kardeşiniz olsun sloganıyla toplumun her kesiminden kişi ve kuruluşları yardıma davet ediyor. Şimdi nasıl bir kalp kardeşiniz olur önce ondan bahsedebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Bir kalp kardeşiniz olması için maddi veya manevi, bütçe hiç önemli değil veya dediğim gibi sadece manevi, bu olayları yaşamış ailelere destek vermeniz. Bunun için de Çocuk Kalp Vakfı'yla irtibata geçmeniz yeterli. Yani gönüllü olabilirsiniz, maddi destekte bulunabilirsiniz, bağış yapabilirsiniz. Benim Küçük Kitabım, Benim Küçük Kalbim kitabının yazarı olarak ben bütün telif gelirlerini de Çocuk Kalp Vakfı'na bağışladım. Evet, bu kitabın tüm gelirleri vakfa destek ve benim kalp kardeşliği projesine de bir destek aynı zamanda. Tabii ki. Yani buradan tabii ki
şöyle, biz çok büyük gelirler hani beklemiyoruz gelirden. Buradaki asıl bu kitabı yazmaktaki ana amacımız aslında toplumsal bilinci arttırmak. Yani bir anne, hamile kalmayı düşünen bir anne veya doğum yapmış bir anne bu kitabı okuduğu zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı hani bir problem varsa biz bu kitapta bunlara dikkat çekiyoruz. ve farkındalığı arttırmak istiyoruz. Ama bununla birlikte tabii ki duyarlılığı arttırmak istiyoruz. Yani umuyorum hani büyük kurumlar, kuruluşlar bize bu konuda destek olurlar. Çok önemli bu konu. İnşallah. Ben aslında senin deneyiminle başlamak istiyorum. Çünkü sen bunu yaşamış, bizzat kendi hayatında kendi evladınla bu aşamalardan geçmiş bir annesin. Oğlun şimdi bildiğim kadarıyla 17 yaşında. 17 yıl öncesine bir dönelim istersen ve senin deneyiminle başlayalım bu konuyu derinleştirmeye. Nasıl yaşadın, nasıl hiç hayatında böyle bir unsur yokken pat diye senin kaderin oldu ve uzun yıllarda bununla beraber sürdürdünüz yolculuğu? Evet, ağlamak serbest mi? Her şey serbest yaşam evinde. Harika. Şimdi şöyle anlatayım, ben doğumumu Ankara'da yaptım, sevgili kayınvalidemin, kayınpederimin yanında ve normal doğum yapmayı tercih ettim. Ben çok istiyordum bunu ve hiçbir hani epidural vesaire gibi bir şey de kullanmak istemedim, birebir hissetmek istedim doğumu. Güzel bir doğum oldu. Doğumdan sonra tabii bütün aile yanımızdaydı. Allah'a bin şükür ki gerçekten bu ailelerin birlik, yani aile bireylerinin yan yana olması çok önemli. Bu gibi önemli, hani doğum gibi önemli konularda. Hı hı. Doğumdan çok kısa bir süre sonra beni getirdiler ve annem huzursuzlanmaya başladı. Fakat bana söylemiyor ama odada sürekli dönüp duruyordu. Doktorumuz kontrole geldiğinde kontrolü yaptı ve tam çıkmak üzereyken annem doktorumuza dedi ki hani bebeğimizde bir problem var. o da doktorumuzdan neden rahatsızlık duyduğunu sordu anneme. İşte annem bazı noktalara işaret etti. İşte dudaklarının çevresi mor, kulağının çevresi mor, tırnakları mor, topukları mor dedi. Fakat şimdi normal doğum yaptığım için de normal doğumda biliyorsunuz baskıyla çocukta bazı morarmalar olabiliyor. bu doğal da bir şey aynı zamanda. Doktorumuz bunların tamamen normal doğumdan kaynaklandığını söyledi. Fakat annem bütün gece tabii hemşirelerin başında boza pişirdi. hayır bu çocuk normal değil. İşte başka bir doktor çağıralım vesaire gibi. Bir gün sonra da kayınvalidem nöbeti devraldı. Annemin huzursuzluğunu yaşayıp bir çocuk doktorunu bu sefer muayene etmek için çağırdı. Ama hani maalesef o da normal doğumdan kaynaklandığını söyledi. Hemen burada bir girmek istiyorum ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir gönülleri ferahlatmak istiyorum ve beraber ferahlatalım dilerim Pürlen. Bu tüm konuştuklarımız ve konuşacaklarımız bir bilinçlendirme projesinin parçası. Uzmanlar olarak, tıbbi uzmanlar olarak konuşmuyoruz. Gerçek yaşanmış deneyimlerden bahsediyoruz. Ve anne adaylarının ya da hamileliği sürdüren kadınlarımızın bir evhama sebep yani yaşamalarını istemem. Dolayısıyla herhangi çıkabilecek sıkıntı potansiyeli ve bu potansiyelle nasıl baş edileceğinin üzerinden ilerleyeceğiz sevgili dostlar. Ve programın sonuna doğru risk gruplarından da bahsedecek Pürlen, vaktimiz umarım yeterse. Değil mi Pürlen? Yani evet. bir şey evhama neden olmak istemiyorum bu konuda. Kesinlikle. İçimde bir şey beni uyardı. Yeşim bu konuda çok haklısın. Zaten benim de en büyük kaygılarımdan bir tanesi bu. Yani lütfen senin de söylediğin gibi burada bizim amacımız asla kimseyi panik yapmak veya kimseyi suçlamak değil. Burada sadece toplumsal bilinci arttırmaya yönelik bir hareketle biz yola çıktık. Yaşanan ne olursa olsun bilmek, öğrenmek hepimizin hakkı. Evet. Dolayısıyla da hani özellikle hamile kalmayı düşünen ve hamile annelere ben de buradan seslenmek istiyorum. Lütfen korkutmasın bu konuşmalar sizleri.
Dediğim gibi kitabın sonuna doğru da risk grubu içinde olan annelerden kısaca bahsedelim. Şimdi tekrar senin hikayeye dönelim. Kayınvaliden de endişelendi. Evet, endişelendi ve çocuk doktoru kontrolümüzü yaptı ama herhangi bir problem olmadığını söyleyerek bizi taburcu etti. Bu ikinci gün. ikinci gün kayınvalidem bütün işte hani çoktan yararlanabileceği kitapları indirip bakıyor. Çünkü çocuğum ne meme alıyor, ne işte su alıyor, kafası sürekli yukarıda. Ve sabah çok erken saatte beni uyandırdı. Çabuk kalk kızım, başka hastaneye gidiyoruz diye. Ve hani lağusa durumunda bir anne çok her şeyin farkında olamayabiliyor. Bazı anneler oluyor, bazıları olamıyor. Ama ben hani normal doğum yapmamın etkisiyle de farkında değildim. Hastaneye gittik ve çocuk doktoru 3 dakikayı geçmeyecek bir muayene sonucunda kaç gün önce doğum yaptınız diye sordu. 3 gün, bugün 3. gün dedim. 3. günün sabahındayız. Derhal dedi sizi başlayacak hastaneye gidiyorum. Ne oldu, ne bitti deme. Hanımefendi çabuk diyorum vaktiniz yok dedi. Ve orada tabii hani yaşadıklarımı anlatmaya kelimeler kısıtlayıcı kalıyor. Arabaya bindik ve hastaneye doğru yol alırken gerçekten de korkuyla çocuğumun nefesini kontrol etmeye başladık. Çok çok büyük bir korku içindeydik. Çünkü çok az vakti kaldığını söylemişti değil mi doktor? Evet evet, çok az vaktiniz var dedi. Ama şimdi o kadar az vakit var ki ne olduğunu da soramadık. Yani hani neyle karşı karşıyayız? Vakit yoktu. Konuşmaya dahi vakit yoktu. Ve gerçekten de sağ olsun hani bütün doktorlarımıza minnettarım. Hepsi can hayat kurtarmak için varlar. Diğer hastaneye gittiğimizde bizi profesörler, doktorlar karşıladı kapıda ve hemen doğum küvete alındı. Yarım saat içinde de Türk dilinde büyük arterlerin transfüzyonu denilen, yani kalp damarlarının doğuştan ters bağlanması anlamına gelen bir rahatsızlık keşfettiler. Ve dediler ki hani bizim hastanemizin alt yapısı ve doğrusu bu ameliyatı yapabilecek kapasiteye sahip değil, sizi sevk ediyoruz. Ben tabii orada bayılmışım. Ve eşim, işte kayınpederim, babam hepsi herhalde bir diğer şey gerçekleştiriyor ve gerçekleştirmezse oğlum anjiyo ve balon sistemini alıyor. Yani kirli kanın temizlenmesi için hayatını uzatabilme amacıyla yapılan bir operasyon. Ondan sonra da o ameliyat çok büyük başarıyla geçiyor. 13 günlükken de açık kalp ameliyatına giriyor oğlum. Yani bu tabii çok hızlı anlattım, kısa anlattım. Sinek böyle dinlerken kolay. Şimdi anlatırken de kolaydır. O zaman yaşananlara göre hatta hiçtir. Yani benim hastalığım almıyor böyle bir deneyim yaşamadığım için. Ama senin gibi birçok anne var. Bu günleri yaşayan, bu günleri çok şükür atlatabilen ya da bu günleri atlatamayan. Dolayısıyla tüm o annelere de sabır diliyorum, şifa diliyorum, bütün ailelere ve bebeklere. Çok rast gitmiş, harika olmuş, evet. İyi ki öyle olmuş ve sonrasında sen bu kitabı yazdın ve bu kitabın içinde senin haricindeki, senin hikayen haricindeki başka hikayelere de yer verdin. Bir tür kader birliği yaptınız bu tip hikayelere sahip ailelerle. Evet. Yani şöyle tabii demin hani programın başında bahsetmiştin Yeşim. Bu gibi olayları yaşayan aileler, anneler, babalar anomali ne olursa olsun. Yani hani şimdi ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim bebeğim kalp rahatsızlığıyla doğdu ama diğeri böbrek olabilir, işte ne bileyim işte prematüre doğmuş olabilir vesaire. Herkes için yaşadığının önemi aynıdır. Yani o an yaşanılan. Çünkü bir annelik, bir babalık öylesine yüce bir duygu ki daha düşünün bebeğinizi elinize almadan onu ameliyat masasına yatırmak. Şimdi bu çok büyük travmalara sebep oluyor Yeşim. Yani ben gerçekten 17 yıl boyunca, 16 yıl boyunca diyeyim, hep güçlü durmam lazım. Çocuğuma iyi hissettirmem lazım.
işte onun kahraman olduğunu ona şey yapmam lazım, empoze etmem lazım. İşte her yıl yapılan kontroller var bu arada. Tabii bunlar da işte bir şey çıkacak mı, bir problem var mı acaba'nın telaşı var. Dolayısıyla da öylesine büyük bir travma yaşıyor ki anneler, özellikle anneler. Bir de hani şunun da üzerinde durmak istiyorum. Böyle bir anomaliyle karşılaşınca doktorlar çok doğal olarak önce anneye daha doğumu yapmışsınız, hani bismillah bebeğinizi elinize neredeyse almamışsınız. Sorular haklı olarak anneye işte hamileliğin sırasında şu oldu mu, bu oldu mu, şu yaşandı mı, ailede genetik bir şey var mı vesaire gibi sorular soruyorlar. Onun dışında sizi arayanlar dostlarınız olsa asla size zarar vermek istemiyorlar ama herkes ya senin hamileliğinde bir garip bir şey oldu mu, yanlış bir şey mi yaptın, sigara içtin mi, alkol kullandın mı, onu yaptın mı? Ve siz aslında daha anneliğinizi tadamadan hani bu tip sorulara maruz kalıyorsunuz. Büyük bir suçluluk duygusuna aslında yani suçluluk duygusu geliştiriyoruz. Hani bu sadece anomali olması da gerekmiyor. Yani çocuk geç diş çıkarsa bile bilmem ne yaptın mı gibi genellikle annelere sorumluluğuna bırakılan bir sebep neden aranıyor? İyi niyetli olarak yani herhangi bir niyet bile olmayarak yani alışkanlıklar ve kalıplar gereği böyle sürüyor. Evet. Doktorların sorduğunu sormuyorum tabii ki. Onlar tıbbi bir gerekçe için. Mecburen. Tabii veri almak için soruyorlar ama. Tabii. Yani o kadar güzel söyledin ki suçluluk duygusu. Yani tam 12'den vurdum hedefi için. Yani bu suçluluk duygusu öylesine ağır bir sorumluluk ki anne üzerinde. Şimdi düşünün anne iyi olmazsa eğer bebeğine nasıl iyi olabilir? Yani zaten doktorlar hep şunu söylüyorlar. 2 yaşına kadar anne ile bebek arasındaki duygusal bağ, biyolojik bağ devam ediyor. Anne ne hissederse bebek onu hissediyor. Şimdi anne iyi olmazsa çocuğunu nasıl iyi edebilir? Dolayısıyla da hani panik ataklar, obsesif kompulsif durumlar, ağır manik depresyonlar, hani birçok söyleşiler sırasında da bu tarz ailelerle karşılaştım. Yoğun suçluluk duyan annelerle karşılaştım. Birlikte sarılıp çok hüngür hüngür ağladık. Çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Mutlaka. O yüzden belki burada verilmesi gereken şeylerden bir tanesi de o kalıpları biraz kıralım. Yani hani özellikle aile yakınları bunları hani sormasınlar ya, bu şekilde sormasınlar ya da anneyi iyi hissettirmeye yönelik konuşma tarzı içinde olsunlar. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bir de ben şunu da eklemek istiyorum. Meraklı bir bakış açısından ziyade çözüme ve yardımcı olmaya, destek olmaya yönelik bir bakış açısına sahip olmak lazım. Yani niyeydi, nedendi bunu sorgulamak hani doktorun haricindeki kimsenin hiçbir işine yaramayacak. Annenin hiçbir işine yaramayacağı gibi onu üzebilir ve suçluluk duygusuna itebilir. O yüzden dediğin gibi moral motivasyon verecek şekilde bir yaklaşım içinde olmasını önerebiliriz buradan. Kesinlikle. Evet. Çok güzel, çok güzel bir öneride bulundun. Yani sakinlikle hedefe odaklanmak. Çünkü aksi takdirde bu gibi dıştan gelen şeyler, yorumlar aslında yapıcı olmuyor, yıkıcı oluyor ve hedefe odaklanmayı geciktiriyor. Evet. Hele ki böyle doğumsal kalp rahatsızlığıyla doğmuş bir bebek söz konusu olduğunda gerçekten dakikalarla çalışıyorsunuz. Evet. Yani şaka değil. Evet. O yüzden bunları bir kenara bırakıp hedefe odaklanmak en doğrusu diye düşünüyorum. Sen kendi sürecini yaşarken yani yıllarca geçirdiğin çocuğuna aksettirmemeye çalıştığın o travmanın etkileri vesaire ve kendini şifalandırma yolculuğunda bu kitap çıktı ortaya değil mi? Yoksa oğlun ona 17 yaşında ve 17 yıldır düzenli kontrolleri yapıyorsunuz ama bu kitap yeni üremiş bir şey, meyve diyeyim, yeni bir bebek. Dolayısıyla seni bu kitabı yazmaya iten şey de tüm bu süreç mi oldu? Nasıl oldu? Kesinlikle. Yani aslında şöyle çok açık gönüllülükle şunu söyleyebilirim. Ben bundan yaklaşık 2 yıl önce hani dibe düşmek deniyor gerçekten buna. Çok ağır bir depresyona girdim. Manik depresyona girdim.
Ve bu arada tabii ki hem nörolog hem psikolog hani tedavilere başladım ve hani bana şunu söylediler. Dediler ki acılarınla baş etmek için sen hani kendini iş hayatına vermişsin. Ve aslında fark etmeden kendin o yaklaşık 16 yıl boyunca maskeli depresyonunu yani hem maskeli depresyonu yaşamışsın ama hem de ağır dibe çöküşünü ötelemişsin dediler. Dolayısıyla fakat tabii bir yere kadar öteleyebiliyorsunuz. Bir yerden sonra vuruyor. Gerçekten dibe düştüm. Çok ağır depresyon geçirdim. Ve o dönemlerde gerçekten büyük Allah diyorum ben buna. Çocuk Kalp Hakkı Başkanımız Tayyar Sarıoğlu aynı zamanda benim oğlumun da ameliyatını yapan kişidir. Ben hep şöyle söylüyorum. Sadece oğlumun hayatını kurtarmadınız, benim de hayatımı kurtardınız. Çünkü bana güvenerek bu kitabı teslim etti. Bir toplantı düzenledi ve bu toplantıda benim gibi diğer aileler de vardı. Dedi ki çocuklar kalktığı için hani bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Yeni açılımlarda bulunmak istiyoruz. Hani bir şekilde beyin fırtınası yapalım. Bir toplantı düzenledi. Ve onun üzerine ben yaklaşık 1-2 hafta sonra Tayyar hocamızı arayıp hocam ben hani bu yaşadıklarımı bir kitap haline getirmek istiyorum dedim. Sizce olur mu böyle bir şey? O da gerçekten bana güvendi, destek verdi. Ve tabii ki Çocuk Kalp Vakfı başkanı olduğum için de hastaları yönlendirerek bana. Çünkü sadece doğruğun hikayesiyle bir kitap oluşamazdı. Bana hani komplike yaşanmış hastaların işte irtibat numaralarını vererek yani kitabın içeriğinde senin hikayenin haricinde başka ailelerin benzer deneyimler yaşamış ailelerin de hikayeleri var. Ve bu hikayeler yine senin bana aktardığın kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam en komplike hikayeleri aldınız değil mi? Yani en zoru göstererek, yani en zordan bile çıkış varı göstererek aslında bir yandan da yüreklere su serptiniz. Evet, Yeşim iyi ki bunu hatırlattın. Ya bu çok önemli bir konu. Hani bu kitabı okuyanlar zannetmesinler ki her kalp ameliyatı böylesine zor. Biz dediğin gibi özellikle de en zoru seçip bundan bile bak nasıl kurtuluş varı göstermek istedik. Kitapta 5 tane ana hikaye var. Yani uzun hikaye yaşanmış. 5 tane de kısa öykü var. Ve kitabın en son bölümünde de işte doktorlarımızın, kalp cerrahlarının genel bilgi aktarımları var. Evet, bu şeyden önümüzdeki reklamlardan sonra bu ipuçlarını ve doktorların kitap yoluyla paylaştığı şeyleri çok mutlu oluruz paylaşacak vakit bulursak. Ama benim dikkatimi çeken şeylerden biri de şu olmuştu seninle yaptığımız kısa sohbetten. Her hikayenin sonunda da bir uzman psikoloğun konuya yaklaşımı var değil mi? Evet. Yani şöyle 5 ana hikayede 5 konu seçtik. Yani demin senin söylediğin gibi örneğin bir tanesi suçluluk duygusu üzerine annelerin yaşadığı. Diğeri diyelim 2 kardeşten bir tanesi kalp rahatsızlığıyla doğmuş. Bu durumda ailelerin yaklaşımı ne olmalı? Bir diğeri aileler çocukları ameliyat olana kadar olan dönemde çocuklarına duygusal yaklaşımı engellemek için onları kucaklarına almak istemiyorlar, işte duygusal bağ kurmak istemiyorlar. Buna yönelik. Yani ne kadar derin bir şey bu söylediğin. Yani ne kadar zor bir şey dediğin gibi yani ya çocuğum evladım ölürse diye onun yakınlık kuramama hali yani ben düşünemiyorum ama yani hani biraz şey edebiliyorum hani hissetmeye çalışıyorum şu anda. Çok derin konular işlenmiş yani suçluk duygusundan tut dediğin gibi bir çocuk böyle oldu ikinci bir bebek yaparsak onda da bu risk olur mu? O atlatabilecek mi acaba kaygısıyla belki bir kez daha anne baba olmaya niyetlenememek. Evet, bu da öyle. Mesela ben burada yine hani senin yarattığın fırsatla şunu da söylemek istiyorum. Ben yaşadıklarımdan dolayı aslında ikinci bebek sahibi olmaktan çok korktum. Ve çocukları çok seven biriyim. Ve şu anda 44 yaşındayım. Ama bugünkü aklımda, bugünkü bakış açımla kesinlikle geriye dönme şansım olsa 2 belki 3 çocuk sahibi olurum.
Yani hani bu yaşananlar korkutmamalı. Bir kere yaşandı diye bir daha olacak diye bir şey yok. Veya olsa bile siz mesela benim oğlum şu anda gerçekten beni sırtında taşıyor. Sörf yapıyor. Yani hani daha ötesi yok. Ben bunu yaşayan biri olarak bugünkü aklımla şöyle yapardım. Ya hani tamam bu yaşandı bitti ama ikinci çocuğunda bu çıksa bile bunun çözümleri var derdim. Aslında tabii sen tüm bunu deneyimlediğin için, Çocuk Kalp Vakfı'yla beraber olduğun için, dolayısıyla birçok konuda bilinçli olabildiğin için bunu söyleyebiliyorsun. Ve niyetin de anladığım kadarıyla bu kitap yoluyla bunun olabilitesini kitlelere duyurabilmek. Kesinlikle. Bir yandan risk grupları olabilecek anneler konusunda uyarabilmek, ama bir o kadar da risk olduğu kadar da çözüm olabileceğinin müjdesini vermek ve bu çözümü daha da büyütebilmek için Çocuk Kalp Vakfı'nın yapmaya çalıştığı, geliştirmeye çalıştığı, bu konuda uzmanların yetişmesi ya da hastanelerin kurulmasıyla ilgili ve maddi manevi bu anlamda destek verilmesiyle ilgili bir sosyal projeye de imza atmak. Evet. Kesinlikle çok doğru. Yani ben şeye inanıyorum, Türk milleti çok duyarlı yaşıyor. Yani hani aslında birçoğumuz diyoruz ya, boş verdik artık, işte hiçbir şeyi umursamıyoruz, herkes kendi derdinde. Yok, hayır değil, ben buna inanmıyorum. Türk milleti çok duyarlı. Yani mesela size bir örnek vereceğim. Gerçekten dün gözlerim doldu. Hani bizim sitenin bahçıvanı geldi bana, abla dedi ben kitabından almak istiyorum ama hani yardımım dokunsun, parasız olmaz ama abla dedi, bana parasını uzattı. Ben hani gerçekten Türk milletinin duyarlılığına çok güveniyorum ve el ele vererek çok büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bunlar da senin dediğin gibi olabilitesi zor şeyler değil. Bunlar olabilecek şeyler. Şimdi o küçücük bedenler, kalp ceviz büyüklüğünde kalplere sahip bebekler bu hayata tutunmak istiyorlarsa eğer, ki tüm bu çalışmalar aslında onların niyetini de bize anlatıyor. Bu bebekler tutunmak istiyorlarsa bizler de bu tutunmanın yollarını açacak projelere ya imza atacağız ya imza atacağız. Bence bunun geri dönüşü yok zaten. Hemen bence burada istersen irtibat bilgilerini verelim. Çocuk Kalp Vakfı'na nasıl ulaşabilirler ya da senin kitabına nasıl ulaşabilirler? Kitabının bir Facebook sayfası var, onu lütfen bizimle paylaş. Tamam, kitabın Facebook sayfası... Benim küçük kalbim, hani tabii üyeler olmadan, benim küçük kalbim diye yazarlarsa zaten ulaşacaklar Facebook'tan. Şeyin de vakfın e-mail, pardon, web sitesine vereyim. www.ikcv.org. Tekrarlar mısın lütfen? Tabii. www.ikcv.org. Şimdi vakıf başkanımızla dün hani seninle yaptığımız programdan önce ben çok doğal olarak konuştum. Ve kendisi hani özellikle şunu söyledi. Bize her türlü soru için başvurabilir hani hasta yakınları, hastalar. Bu adresten ulaşıp e-maille her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Her türlü çıkmazınızı paylaşabilirsiniz. Sevgili Pürlen, sadece doğuştaki anormallik ya da sıkıntılardan bahsetmiyoruz değil mi? Yani daha sonra da ortaya çıkabilen sorunlar vardır herhalde. Yani hani sadece bebeklikte hemen doğum sonrası operasyonlardan bahsediyor gibi olmak istemem çünkü. Evet, çok haklısın. Mesela hemen burada şeyi söyleyebilirim. Sevgili Tansu Akür, bizimle kitabımızda kendi yaşam öyküsünü çok kısa bir şekilde paylaştı. Kitabımızda da yer alıyor. Sahnelerden ameliyat masasına diye yazmış ve çok hoşuma gitti benim gerçekten. Çok uzun yıllar kalp rahatsızlığı olduğunu bilmeden dans etmiş sevgili sanatçımız. Ve kalbindeki büyük delikler yaşamasına vesile olmuş. Dolayısıyla da hani birçok mucize var hayatta ve bu, biz sadece burada şeyden bahsetmiyoruz, çocuk kalbinden bahsetmiyoruz. Şu anda dediğim gibi mesela bir çocuğumuz 19 yaşında siyasal bilgiler kazandı.
19 yaşında, o da hala çocuk kalp cerrahisi ve kardiyolojisinde şeylerini tedavilerini görüyor. Hürlencim, izninle bir reklama daha girelim, 3 dakika sonra beraberiz. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi devam edecek. Reklamlar. Netiz. İşimizde, sözümüzde netiz. %30 indirdik. Yemek odası, oturma odası, yatak odası takımları, aydınlatmalar, puflar, aksesuarlar, sehpalar, duvar üniteleri net %30 indi. Sempati Mobilya, kişiye özel, keyifli, huzurlu yaşam alanları yaratır. Sempati Mobilya. www.sempatimobilya.com. Konacık Bodrum 363-78-88. Bodrum'da cep telefonu ve aksesuarları BOSİS'ten alınır, sonra keyfine bakılır. Satıncaya kadar değil, eskisi satıncaya kadar. Kullanım ve satış sonrası servis desteği BOSİS'te. 19 yıldır eksilmeyen güven ve kalite. BOSİS 316-0532. Reklamları dinlediniz. Radyo Halikarnas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-00. Radyo Halikarnas. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi devam ediyor. Evet sevgili dostlar, bu çok önemsediğim konuyla ilgili biraz daha çok konuşalım diye herhalde reklamlar 3 dakikadan 1,5 dakikaya düşmüş. Çok sevindim. Sevgili Pürlen Sağtürk'ün deneyimlerini aktarıyordun. Ben henüz kitaba ulaşabilmiş değilim ama Facebook sayfasındaki paylaşımlardan sadece Tan Sağtürk'ün değil, oyuncu Oktay Kaynarca, televizyon programcısı sevgili Sabah Tümer ve Evrenden Torpilim Var kitabının yazarı Aykut Oğut'un ve daha birçok hani bu anlamda hani şey diyebileceğim. Tursunoğlu var örneğin, Türkiye Rüzgar Sörf Şampiyonu ve bir benim oğlumla yaşadığı şeyleri, anıları derlemiş. Yani bir şey sormak istiyorum. Tüm bu söyleşiler diyeyim ya da bu kişilerden alıntılar kitabın içinde mi mevcut? Evet. Yoksa kitabın basılmasından sonraki aldığınız dönütler mi? Yok, hayır. Kitabın içinde mevcut. Kitap yazılırken bitmeye yakın kişilerle irtibata geçtik ve katılımlarını istedik. Onlar da sağ olsunlar büyük gönüllülük fark yarattılar. Fark yaratan kalp kardeşleri diyorum ben ona. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hani bizim ilk tecrübemiz. Dolayısıyla çok fazla toplumun önde giden kişileri, herkesi irtibata geçemedik. İlk tecrübemiz olduğu için ben eminim ki diğerleri de büyük gönüllülükle bu projeye katılmak isteyeceklerdi. Hemen bu vesile bu projeye gönül koymuş, bu projeye destek vermiş. Kitabın içerisindeki destekleriyle sonradan kitabı alarak ya da Çocuk Kalp Vakfı'ndaki tüm çalışanlar, tüm emeği geçenlere istersen burada Radyo Halikarnas'ta ilk kez bir teşekkür edelim. Ve yani onların attığı, öncelikle tabii ki senin attığın ve Profesör Doktor Tayyar Sarıoğlu'nun desteğiyle oluşacak, daha da büyüyeceğini dilediğim, umdum. Bu proje şimdiye kadarki destekçilerine çok teşekkür etsin bu program yoluyla ve daha binlercesine ve harikalara ve mucizelere ve o küçücük kalplerin atmaya devam etmesine vesile olsun inşallah. Evet, onlar küçük kalplere büyük umutlar verdiler gerçekten Yeşim. Yani onlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten toplumun önde giden kişileri, hele ki bir de hani mesela Gaye Gürsel'i örnek alalım. İşler Güçler dizisinde oynuyor, belki biliyorsunuzdur. Kuzeniyle ilgili, yeğeniyle ilgili yaşadığı anıyı yazmış. Tansar Türk kendiyle ilgili yaşadığı anıyı yazmış. Bora Kozanoğlu benim oğlumla ilgili yaşadığı anıyı yazdı. Yani hani bunlar şey de değil, hani
konuyla birebir yaşadıkları tecrübeleri dile getirdiler. Dolayısıyla binlerce kez teşekkür ediyoruz onlara sizin masumunuzla. Özellikle bu Evrenden Torpilim Var kitabının yazarı, yani bilmeyenler için duyuruyorum, sevgili dostlar affınıza sığınarak, Aykut Oğuz kitapla ilgili olarak hedefi tam 12'den vurmuş ve amacına ulaşmış demiş arka yüzünde. Ve bildiğim kadarıyla da bu kitabın sadece kalp rahatsızlığı olan çocuk ve ailelere destek değil, aynı zamanda da bir kişisel gelişim kitabı olduğunu vurgulamış. Evet, evet. Gerçekten şöyle, onu da izin verirsen kısaca paylaşmak istiyorum. Aykut çok sevdiğim, çok değerli bir yazar ve kişisel gelişime yıllarını vermiş bir kişi gerçekten. Ben bu projeyi kendisine götürdüğümde bana şunu söyledi. Dedi ki, Pürlen, takdir edersin ki çok bu şekilde talepler alıyorum. Fakat dedi, kitabını okuyacağım. Eğer bakış açıma, kişisel gelişime dair güzel mesajlar, doğru mesajlar veriyorsan kesinlikle yanındayım dedi. Ve sonuna kadar yanındayım dedi. Ve çok kısa bir alıntı yapmak istiyorum. Şu şekilde yazmış. Hayatta en sevmediğim şey ajitasyon yolu ile sempati veya taraflar toplamaya çalışan gruplar, eylemciler, sosyal yardım projeleridir. Bana kalırsa bu şekilde sorunların artmasına enerjisel olarak çok katkıda bulunurlar. Türlen ile bu kitabı konuşmaya başladığımızda içimde aynı kaygı vardı. Eyvah demiştim. Şimdi televizyonda bile karşılaştığımda kanal değiştirdiğim, sonunda acıklı bir müzik dayanmış, kötü bir ses tarafından sahte bir acıklılıkla seslendirilen programlardan birinin kitabını okumak durumunda kalacağım. Hiç alakası yokmuş. Nasıl güzel bir anlatım, nasıl güzel bir bakış açısı, nasıl keyifle okunan hikayeler. Ve ardından şunu eklemiş. Yaşadığımız ne olursa olsun, içinden bu problemlerin içinden nasıl geçmeyi seçtiğimiz çok önemlidir demiş. Bu mesajı bence Aykut'un çok önemli. Kesinlikle öyle. Çünkü drama tutunmak yoluyla, ajitasyon yoluyla, ah ah vah vahlayarak artık gidilecek bir yol olmadığının çoğumuz farkındayız ve herkes kendi deneyimleriyle bu farkındalığa ya ulaşıyor ya ulaşacak. Dolayısıyla bu acıdan ya da işte bu karanlık gecelerden nasıl geçildiği ve nasıl çözüme ulaştığı paylaşılmaya başlandı artık. Dertleri paylaşmaktan ziyade buralardan geçişteki formüller paylaşılmaya başlandı. Seninki de bence bunlardan biri ve tüm benzerlerine de ilham olacak nitelikte bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü herkesin kendi travmaları var, kendi yaşamlarıyla ilgili bir sürü sıkıntıları var. Herkesin dibe vuruşları var ya da kendinin olmasa da eşinin, çocuğunun, yakınının ama mutlaka özelimizde kendimizin. Artık bunları paylaşma, dertleri dillendirme zamanları geride kaldı. Şimdi artık buralardan nasıl geçtik? Bunu paylaşıyoruz. Evet. Sevgili Aykut Oğut da çok doğru bir yere dikkat basmış. O yüzden de zannediyorum destekledi ve hedefini bulduğunu düşünüyor. Evet, evet. Dediğin gibi Aykut Oğuz olsun, işte Sabah Tümer, sevgili Sabah Tümer olsun, Oktay Kaynarcı olsun ve bunun gibi daha niceleri bu projenin önde giden isimleri ama dediğim gibi hani bu ilk tecrübemiz bizim. İnşallah daha çok tecrübeler. Daha çok kitlelere ulaşacağız Yeşim. Bir de bunu bir şey tıptan biri değilsin. Yazar bir formasyon hani geçmişin yok. Sen bunu deneyimlemiş bir anne olarak bunu paylaşma cesaretini gösterdin ve diğer anne babalarla kader birliği yaptığın kişilerle iletişime geçtin. Yani bu emeği, bu eforu, bu zamanı ayırdın buna. Bir yandan da başka paylaşımlara da vesile yani ilham olacağını düşünüyorum ben. Herkesin belki de o zorluklardan çıkma yolu kendini ifade etmesi, hele hele kendini ifade etmesi kitlelere ulaşırsa çok daha büyük etkiler yaratabilir. Bu anlamda seni bir kez daha kutlamak istiyorum arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum Yeşim. Vaktimiz var mı? Şimdi son 10 dakikaya giriyoruz. Bu risk gruplarından ve kitabında da yer alan doktorların verdiği ipuçlarına vakit ayıralım istiyorum. Sen ne dersin? Şöyle çok kısa bir konuya daha değinmek lütfen istiyorum. Bu travmayla alakalı. Lütfen. Şimdi bu tip hastalıkları geçiren aileler, özellikle anneler,
çocuklarında çok büyük bir hastalık yaşadıkları için nasıl anlatmam gerekiyor? Doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum ama biraz utanç duyabiliyorlar. Kaygı, utanç duyabiliyorlar. Ve de çocuklarını işte çevreyle, yani sosyal çevreyle iletişime sokmaktan kaçınıyorlar. Bunda tabii şu örnek oluyor. Mesela çocuğunuz denize girecek ve daha 3,5-4 yaşında düşünün, kocaman bir iz var göğsünde. İşte diğer çocuklar çok doğal olarak geliyorlar, işte aa bu ne vesaire. Şimdi burada şu çok önemli gerçekten, birçok kişisel gelişimciyle ve psikologla görüştüm. Siz eğer başta kabul ederseniz sorunu, her şey kabul etmekten geçiyor. Kabul edip artık çocuğunuza hasta gözüyle bakmaz iseniz, o da aynı şekilde bakacak hastalığına. Yani o da barışık bir şekilde gelişimini tamamlayacak. Çünkü her ne kadar fiziksel hastalık önemliyse, ruhsal durumlarda o kadar önemli. Siz çocuğunuza hasta gibi muamele yaparsanız, o inanın hayat boyunca hasta olacak. Bu çok önemli mesajlardan biri, bunu da vermiş. Ya çok çok iyi yaptın Pürlen. Çok önemli bir husus bence. Hem çocuğunun dışarıdaki ilişkileriyle ilgili çocuğuna zarar verecek bir takım şeyler söylenir, yapılır diye, ya da herhangi bir darp alır vesaire diye tahmin ediyorum ki diğer çocuklarla aynı şekilde belki koşup oynama hakkı bile verilemiyor. Yine belli bir kaygıdan, sağlıkla ilgili bir kaygıdan. Ama oradan da çıkış yok, öyle görünüyor değil mi? Evet evet, yani şimdi... Yani çocuğunu sokağa bile çıkartamayan aileler olabilir aynı endişeyle. Evet, yani bazıları çıkartmıyorlardı zaten. Ama mesela bundan şöyle bir örnek verebilirim. Ben hani biz bunu kendi babamın, annemin, kayınvalidemin yardımıyla da yaptık. Biz oğlumuza doğduğu andan itibaren, yani ameliyat olduğu andan itibaren sen kahramansın dedik. Ve bir anımı çok kısaca anlatmak istiyorum. Lütfen. Bir kampa gitmiştik. Doruk daha 3,5-4 yaşlarında. Ve izi oldukça belirgin, çok doğal olarak. Hı hı. Aynen demin dediğim gibi çocuklar geldiler ve biz uzaktayız. Çocuklar soruyorlar, etrafına toplandılar Doruk. Bir baktım Doruk hani böyle kaslarını gösteriyor çocuklara. Ondan sonra iki tarafta kaslarını gösteriyor. Biraz sonra bir aile yanımıza geldi. Dedi ki size gerçekten tebrik ediyoruz. Çocuğunuz kalp ameliyatı olmuş ve hani o kadar barışık bir durumuyla bizim çocuklar geldi, anne biz de kalp ameliyatı. Yaşanmış bir gerçek bir hikayedir. Tabii kendi hayatlarının kahramanı onlar. Her ne kadar işte aileler, doktorlar, tıp vesaire olsa bile o çocukların hayata tutunma niyetleri kendi hayatlarını yaratmalarına en başta sebep oluyor. Onlar dediğin gibi büyük kahramanlar. Büyük kahramanlar, evet, evet. Zaten bu şey kitabın tanıtımı ile ilgili minik kalplerin büyük zaferleri diyor. O beni çok şey etti, mutlu etti. Biz yetişkin hayatlarımızda bir sürü işte ruhsal gelişimle, kişisel gelişimle ilgili kendi hayatlarımızda adım atmak istiyoruz ama işte bu bebekler bu hayata tutunmak için, yani en başından beni bugün heyecanlandıran konu oydu. Hani sonrasındakiler değil, en baştan hayata tutunma mücadelesine giriyorlar, işbirliğine giriyorlar doktorlarla. Ben hepsini seninle beraber bir kez daha kahramanlıklarını kendilerine teslim ediyorum. Ve ailelerin de kahraman olduklarını, tüm bu mücadelenin içinde çocuklarına verdikleri destek ve hala kendileri o travmaları ve o suçluk duygularının ötesine geçebilen aileleri kutluyorum. Hepinize de senin huzurunda tebrik ediyorum, öyle diyeyim. Valla harikasın Yeşim. Yani dediğin gibi burada hem öncelikle çocuklar ve aileleri, sonra doktorlar, sonra tabii inançlarımız. Hani burada inanmanın gerçekten çok büyük fark yarattığını, umudun çok büyük fark yarattığını tekrar hatırlatmakta fayda var. Kitapta da buna yönelik çok mesaj var zaten. Bu arada Yeşim'cim, hani sen demin çok önemli bir konuya değindin. Hani risk grubundaki
anneler. Evet, evet. O çok önemli çünkü her hamile kalmaya niyetlenen ya da hamile olan anne yani çocuğunda kalp rahatsızlığı olur mu diye düşünsün mü, düşünmeli mi? Risk grupları nelerdir? Hiç bilmediğim mevzular çünkü bunlar. Hemen ben şöyle kısaca bahsedeyim. Lütfen. Daha önceki çocuğunda ya da ailesinde kalp hastalığı olanlar. Diyabetik anne adayları, gebelikte kullanılan bazı ilaçlar, doktor tabi haricinde yani doktora danışılmadan, 35 yaşın üzerinde gebeler, akraba evliliği yapmış olanlar, röntgen ışınları veya radyasyona maruz kalanlar, gebeliğin ilk 3 ayında döküntülü hastalık veya grip geçirenler. Şimdi yalnız şunu da eklemekte fayda var. Doktorlarımız şunu söylüyor. Hani bunlar yine de tıp biliminde hani %10 oranında biz, etkisi var. Evet. Yani başka bir deyişle şunu söyleyebilirim. Örneğin 35 yaşın üzerinde gebe kalıp da bebeğinde hiçbir rahatsızlık olmayan çok örnek var. Dolayısıyla bunlar %100 diyemeyiz. Tıp buna sadece %10 oranında şey verebiliyor. Yani %10 oranında bu aileler dikkat etsin. %90 yine sebebi bilinmiyor. Ben şahsen çevresel faktörlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kızılderili atasözü var. Yer kürenin başına gelen, yer kürenin çocuklarının başına da gelecektir diye. Ben gerçekten hani doğayı çok hoyratça kullandığımızı düşünüyorum. Hem yediğimiz, içtiğimiz açısından, hem doğaya davranış tarzımız açısından bunlara tabii hep dikkat çekmek istiyorum. O yüzden de hani başa dönecek olursak anneler şey diye düşünmesinler yani hani burada bu kitapta yazanlar illaki de bu kalp rahatsızlığıyla yüzleşecekler anlamına gelmiyor. Ama demin bahsettiğimiz o konu var diye sadece kalp hastalığı olması gerekmiyor. Aslında annelerin bir çıkmaza, suçluluk duygusuna, çözümsüz ya da korku, endişe duymasına sebep olacak şey. Başka türlü bir rahatsızlık olabilir. Çocuğu büyütürken geçirilen travmalar olabilir. Aslında kitabın hedef kitlesi epey geniş bence. Evet, evet çok doğru. Yani şöyle ki hani programın başında da bunu konuştuk. Anomali ne olursa olsun, doğuş anomalisi hani prematüre bebek bile olabilir. Annenin yaşadığı travma aynı, fark etmiyor. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum. Geniş kitlelere hitap edecek inşallah. Kürlen hangi yayın evinden çıktı? Kural dışı yayın evi. Çıktı. Kural dışından çıktı. Şu anda ulaşılabilir durumda mı kitapçılardan ya da internetten? Evet. Hem internet üzerinden alım yapılabiliyor şu anda. Hem DNR'lar, Remzi Kitap Evleri'nden alım yapılabiliyor. Dediğim gibi internetten almak isteyenler de internetten de alabilirler. Zannediyorum Çocuk Kalp Vakfı'nın web sitesinden de kitaba ulaşım var mıdır? Öyle bir link çekildi mi? Henüz çekilmedi. Olabilir ama benim küçük kalbim Facebook'ta oradan bana herkes ulaşabilir. Her gün e-maillerimi kontrol ediyorum. Veya yayın evimiz www.kuraldışı.net. Demin bu bizim ilk çalışmamız dedin. Ben şunu anlıyorum. Bunun devam kitapları ya da devam çalışmaları gelecek. Dolayısıyla ben de bu beraber yaratıma bir destek olmak isterim ve bu projenin gidişatı ile ilgili seni ilerleyen günlerde, aylarda tekrar konuk etmek isterim. Yeni projelerden haberdar etmek isterim dinleyenlerimizi. Çok memnun oluruz. Son bir dakikaya giriyoruz Pürlencim. Ben bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum ve senin deneyimini, senin oğlun deneyimini yaşamış herkese geçmiş olsun diyorum. Şifa diliyorum, sabır diliyorum, anlayış, sevgi diliyorum ve toplumun diğer fertlerinden de bu konuda duyarlılık, hassasiyet ve suçluluk duygusuna sebep olacak sorgu, sual, merak içeren yaklaşımlar değil, çok daha çözüme yönelik yaklaşımlar içerisinde olmalarını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum Yeşimcim. Benim için
Büyük Onur programına katılmak devamında diliyorum ben de. İnşallah bizim için de çok hoş oldu. Bodrum genellikle tabii büyük şehirlerden sonra bir takım şeylerden haberdar olup işte iletişim kurma şansımız olurdu. Turneler buraya daha sonra gelir. İlk defa bu senin kitabın ve bu proje diğer basın kanallarından önce ilk kez Bodrum Radyo Halikarnas'taydı. Ama internet yoluyla dünyanın her yerindeyiz. Bizi dinlemek isteyen herkese ulaşacak bu program. Çok öpüyorum seni. Antalya'ya sevgiler. Dostlar, bir çarşamba daha Yaşam Evi'nin sonuna geldik. Küçük kalplerle beraber attı bu hafta kalbimiz. Onlar için nefes aldık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sevgiler.